Değerli arkadaşlar merhabalar, yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün eşimle beraber 2 günlük ziyaret edeceğimiz Stockholm'e geldik. Dışarıda sizin için bazı videolar çektik ancak ses anlamında bazı zorluklar yaşadık. Sonrasında dedik ki bu kadar güzel bir otel manzaramız varken neden odamızda size seslenmiyoruz? İlk önce Stockholm Havalimanı'ndan, Arlanda Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gelinir bundan bahsetmek istiyorum ben size. Ben henüz daha Stockholm'e gelmeden bunun araştırmasını yaptım. Metro, otobüs ve taksi, bu üç tanesi ön plana çıkıyor. En pahalısı tabii taksi ama ondan sonra tren bileti, metro bileti. Sadece 18 dakika içerisinde Stockholm Havalimanı'ndan Stockholm şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. Ben bunu planlarken şöyle düşündüm. Zaten 2 günümüz olacak ve otelimizi de tren istasyonunun hemen yanında tercih ettiğimden dolayı direkt olarak kuşkusuz bir şekilde metroyu tercih ettik. Şu an ekranda bu arada hem metronun hem de otobüsün fiyatlarını görüyorsunuz. Benim aynı zamanda treni tercih ederkenki avantajlarımdan bir tanesi de şu oldu. Şehre geldiğim zaman havalimanında ki kiosklardan bilet alırken ikili biletlerde geçerli olan indirimin yansıtılmadığını gördüm. O da şöyle oluyor. İnternetten Arlanda Express'in sitesine girdikten sonra iki kişilik bilet aldığım zaman güzel bir indirim yapıldığını fark ettim ve gidiş dönüş olarak biletlerimi ben kestirdim. Ama aynı avantajı ben bu havalimanında yaşayamadım ki görevliye de sordum. Fiyatlar aynı mı dedim. Aynı dediler. Ancak ekranda kredi kartımı sunmaya kadar gittiğim ekranda bana o indirimi sunmamıştı. O yüzden eğer buraya gelme planınız varsa ve planınız kesinse ben internetten alışverişinizi yapmayı tavsiye ederim size. Bir diğeri de otobüs. Ancak otobüs hem daha yavaş hem de otobüse bindiğiniz yer bir tık daha uzakta. Çünkü trene binerken, metroya binerken havalimanında bagajlarınızı aldıktan sonra havalimanının içinde bir tane asansör var. O asansöre bindiğiniz gibi hemen alt kata iniyorsunuz ve o trenle şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Şu an zaten benim arkamda görmüş olduğunuz, daha doğrusu burada değil, yan tarafta kalıyor. İstasyonda da indikten sonra 2 dakika sonra Radisson Blue Waterfront otelimize gelmiş bulunduk. Sonrasında ne yaptık? Çok şanslıydık bugün. Daha önce ben 2 kere Stockholm'e bilet almıştım bu arada. Farklı sebeplerden dolayı, işlerden dolayı iptal olmuştu, gelememiştim. Bu sefer geldik. Saat 11 gibi. Normalde uçağımız bizim zaten 11:20 geçe inecekti. Uçak da erken geldi. Biz de şehre erken gelince saat 11:10 geçe gibi şehirdeydik biz. Otele de rica ettik. Dedik bagajımızı bırakabilir miyiz? Dedi sizin kullanacağınız oda şu an müsait. Temiz de. İsterseniz odaya da geçebilirsiniz dediler. Bir anda odaya geçtik. Hemen eşyalarımızı yerleştirdikten sonra Stockholm bir adalar şehri. Daha doğrusu İsveç bir adalar ülkesi. Zaten uçakla gelirken de çok daha fazla ada görmüştük. Ve buranın en fazla vakit geçireceğimiz Old Town'u, eski şehri, bizim Sultanahmet'imiz, tarihi yarımadamız Gamlestad'a doğru gittik. Açıkçası bugün pek fazla bir planımız yoktu. Öncelikle bir şehri gezelim dedik. Çünkü yarın sabah rehberli bir turumuz olacak. Bugün Gamlestad'da biraz yürüyüş yaptık. Farklı dükkanları gördük. Birsu'nun her Avrupa seyahatinde mutlaka beni soktuğu 2 tane dükkan var. Bir tanesi Lush, böyle sabun ve işte evde güzellik malzemeleri demeyeyim de bakım ürünleri diyeyim. Bunlar ağırlıklı olarak satılan bir tane mağaza. İşte küvet, bed bumpları falan filan var. Bir de Tiger. Yani Tiger'daki durum da şöyle. Ben Tiger'ı şu şekilde betimlemek isterim. Görene kadar ihtiyacın olduğunu anlamadığın ürünlerin satıldığı bir yer. Yani aslında asla aklına gelmeyecek ürünler ama gördükten sonra ilgini çeken ürünler. Çoğunlukla hediye alabileceğiniz ürünler var bu noktalarda. Sonrasında bu ikisini de gezdikten sonra bana bir restoran tavsiye edilmişti. Şu an o kadar yorgunum ki ve tek seferde çekiyorum videoyu. Aklıma gelmedi. Ekrana koyuyorum gittiğimiz yeri. Ama ne yediğimizi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü hayatımda yediğim en iyi somonu orada yedim. Gastabut bu arada. Gastabut şimdi hatırladım. Gastabut'ta yemeğimizi yedik. Saat 12'de açılıyor bu mekan ve rezervasyon almıyor. Rezervasyon almadığı için de biz dedik ki acaba sıra olmaz, hemen hızlı gireriz dedik. Sonrasında bir baktık önümüzde bir sıra oluşmuş. Mekan da ufacık bir mekan. Bir yarım saati geçti değil mi paşam? Yarım saati geçti. Yarım saatten fazla sıra bekledik biz orada. Peki ne sipariş verdik? İlk önce yan masamızdan esinlenerek bir balık çorbası sipariş verdik. Ne vardı balık çorbasında? Somon, midye, karides değil mi? Somon, midye, karides bir de bazı
bazı sebzeler vardı. Güzel bir çorbaydı. Yanında da çok güzel bir ekmek ve yağ servis ettiler bize. Bayıldık. Yani gerçekten çok güzeldi. 10 üzerinden 9 veririm. Hatta 10 üzerinden neden 10 vermediğimi de şu an söyleyemem size. Yani o kadar çok kendime güvenerek 10 vermeyeyim dedim. Sonrasında tabii İsveç köftesiyle somon yedik. Somon hayatım dediğim en güzel somondu. Ben yemeklerde çok fazla tuz sevmem ama güzel bir tuzlu sosu da vardı somonun. Yanında patatesle servis ediliyordu. Yemeği yedikten sonra hanımefendiye sordum. Somonunuz İsveç somonu mu? Hayır dedi. Baltık Denizi'nde olan bazı problemlerden dolayı biz somonumuzu Norveç'ten alıyoruz dediler. Neredeyse bütün dünya gibi zaten. Lakin pişirme tekniği de zaten çok güzeldi. Biz bayıldık. Mutlaka ben size tavsiye ederim. Bir de İsveç köftesi. İsveç köftesini Ikea dışında başka hayatımda bir yerde yemediğim için gönül rahatlığıyla hayatımda yediğim en iyi İsveç köftesi diyebilirim size. Porsiyonları yani köfteler büyüktü. Bu arada şunu da sordum ben. İçinde ekmek var mı dedim. Genellikle bu İsveç köftesi evlerde yapılan bir yemek türüdür ve evden eve bunun kültürü değişir. Ekmek koyan da var. Ekmek parçaları koyan da var. Koymayan da var demişti. Bir de yanında bu kırmızı beri meyveleriyle servis ediliyordu. O da zaten Finlandiya'da ve işte bu kuzey ülkelerinde çokça karşılaşılan bir şey. Çünkü soğuğa karşı vücudun sıcaklığını korumaya yönelik bir davranış aslında bu. Yanında da yemeğe de lezzet veriyor. O da ayrı bir konu. Biz Gastabut'u kesinlikle öneririz. Sıra bekleseniz dahi, bizim gibi burada sadece 48 saatiniz olsa dahi bence orada mutlaka bir yemek yemelisiniz. Bir de lokal bir biralarından sipariş verdik. Onu da bir sürü ikimiz bölüştük. Sonrasında şehirde küçük bir yürüyüş turu yaptık. Bir tane AVM'ye girdik. Ben normalde İstanbul'da da pek AVM sevmem ama özellikle buraya kışın geliyorsanız belki hava erken kararacak, belki çok soğuk olacak ve iç mekanda bir şey yapmak isteyeceksiniz. Gittiğimiz AVM'nin de adını hatırlamıyorum ama özellikle alt katında çok fazla işte kitapçısı, restoranı, mağazası vardı. Zaten içerisi çok kalabalıktı. Biz içeri girdiğimiz gibi şok olduk, dedik ki herhalde bütün İsveç şu anda burada. Yerlisi, yabancısı çok fazla insan vardı içeride. Dediğim gibi AVM tavsiyesi vermek istemiyorum ama zorda kalırsanız kapalı alanda Stockholm'da vakit geçirmeniz gerekirse demek ki buranın AVM'leri de hallaviymiş demek de fayda var. Sonrasında bir tane pastane vardı. Birsun'un bana söylediği. Onun da adını hatırlayamadım şimdi. Yarın sabah da ona gideceğiz. Onun önünden geçtik ve sonrasında otelimize geldik. Akşam bir yemeğe çıkacağız. Onun öncesinde tekrar bir böyle bir ufak bir dinleneceğiz ve sonrasında gezimize devam edeceğiz. Hadi gelin bir de bir market gezelim. Hem fiyatlara bakalım hem de ürünlere bakalım. Çok vaktimiz yok ama gösterebildiğimi göstereceğim. Markette bir tane şeker tezgahı gördüm. Böyle arkamda açık satıyorlar. Tabii çok ilginç bir şey değil ama arkasında ilginç bir hikaye olan bir durum var. Bu cumartesi günleri halkta şeker günü olarak bilinirmiş. Özellikle çocuklar tarafından. Dolayısıyla böyle sokaklarda cumartesi günleri ellerinde şeker poşetleriyle gezen çocukları ve hatta büyükleri de görmeniz mümkün. Şunu bir markette görmüştüm, almayı unuttum. Hatta Tiger'da görmüştüm. Şimdi aldım. Çikolata kaplı cips. IKEA ile Ericsson'un İsveç markası olduğunu biliyorsunuzdur ama H&M de bir İsveç markası. Tertemiz.
Sevgili arkadaşlar, günaydınlar. Stockholm'de tatlı bir pazar günü. Soğuk ama havada açık olduğu için gayet keyifli gözüküyor. Ben şimdi kahvaltıyı almaya doğru gidiyorum. Bir süre dedik ya, oda manzarası çok güzel olunca neden dışarıda bir yerden işte kahvemizi, sandviçimizi alıp odada yapmıyoruz dedik. Burada Fabrik isimli birkaç farklı yerde bulabileceğiniz güzel pastaneler var. Ama biz orada değil, onun bir alternatifi olan Espresso House'lardan kahve almayı ve sandviç almayı düşündük. Ardından şu arkadaki otelimizde dediğim gibi çok güzel bir manzara var. Oda tipini ve oda numarasını da şu an, oda 1133 de, oda tipinin ne olduğunu şu an ekrana ekleyeceğim size. Benim Avrupa'da kaldığım şehir otelleri arasında en güzel manzaraya sahip odaydı diyebilirim. Bu Radisson Blue Waterfront'ta kaldığımız 1133 numaralı oda. Şimdi dediğim gibi kahvaltıyı alacağız. Peki dün ne yaptık? Biraz kısaca da ondan bahsetmek istiyorum sizinle. Ayfur isimli bir Viking tavernasına gittik. Lezzet açısından çok iyi değildi. Zaten bu tarz yerler böyle oluyor. Yani eğlence odaklı bir yer olduğu için daha çok eğlencesi ön planda. Çok kalabalıktı. Garsonlar çok tatlılardı, çok naziklerdi ama dediğim gibi yemekte yani öğlen yediğimiz somon ve öğlen yediğimiz İsveç köftesinden uzakta bir lezzetti. Bisu gerçi somonu beğendi ama ben kuzu pirzola yemiştim. Yanında da kuzu bir sosis vardı. Yani kötü diyemem ama hani herkesin mutlaka git dediği, tavsiye ettiği bir yerin aslında yemeğinin de o kadar mükemmel olamayabileceğini size buradan bahsetmek isterim. Mekanın bir diğer özelliği de içeri girdiğiniz zaman size nereden geldiğiniz, hangi şehir ve ülkeden geldiğiniz soruluyor. İşte biz onu söyledik. Hemen İstanbul Türkiye'den gelen kişiler diye bizi de anons ettiler. Herkese bunu yapıyorlar ve çok tatlı bir şey. Bir de mekanda oturma düzeneyi, yani herkes yan yana oturuyor. Benim de hani Latin sever özelliğim orada da ön plana çıktı. Yanıma hemen bir Arjantinli birisi oturdu. Onun yanında da karşısında da İtalyan sevgilisi vardı. Çok tatlıydı. Yani mekanın enerjisi, işte yan masalarla sohbetimiz, yanımızda oturanlarla sohbetimiz derken güzeldi ama İstanbul ve Stockholm arasında 2 saat farkı var. Bizim de dün ilk seyahat günümüzdü ve çok yoğun bir haftadan çıkmıştık. O yüzden 2 saatlik saat farkını da düşündüğümüz zaman İstanbul'a göre saat 2 gibi falan otele dönmek durumunda kaldık. Burada 12. Hatta ben hesabı istediğim zaman garson dedik hani neden bu kadar erken dedi ama dediğim gibi biraz da yorgunduk. Amacımız birazcık da dinlenmek. Hani amacınız dinlenmekken neden Stockholm'a gidiyorsunuz diyebilirsiniz ama bir taraftan da kaşif özelliğimizin yitirilmemesini istiyoruz. Neyse, ben şimdi kahvaltıyı almaya doğru gideyim. Hemen dediğim gibi Central Station burası. Trenle de havalimanından geldiğimiz zaman da burada indik. Hemen burada indikten sonra şu arkamdaki otele sadece herhalde bir 50 metre falan yürümüşüzdür yani. O yüzden oteli ve havalimanı ulaşımını hesaplarken buna sadık kalarak hesapladım diyebilirim. Espresso House'larda hemen arkamda görmüş olduğunuz bu tarz bir mekan. Mesela şimdi içine doğru girelim. Aslında böyle mesela bugün Birsu'nun bilgisayar açması gerekiyor sanırım. Herhalde buraya gelip çalışabilir. Bana gayet hoş geldi. Bundan şehrin neredeyse her noktasında bu tarz. Bu arada nasıl çekiyorum? Böyle çekiyorum. iPhone 14 Pro Max. Bir de mikrofonu buraya koydum. Bakalım ne varmış yiyecek içecek. İlk önce sandviçleri göstereyim size fiyatlarıyla beraber. Şöyle kruvasanın içerisinde bir füme yapmışlar. Semel bunların bu arada meşhur kekleri ama şu an burada kalmamış. Onu zaten bir süre gündüz yiyelim dedik. Tatlılar var. 10 euro. Yani 9 euro, 8 euro civarlarında. Ve buradakilere bakalım. Arkamdaki meydan Gustav 2. Adolf Meydanı. Gustav 2. Adolf ile ilgili iki tane özel bilgiyi paylaşacağım sizinle. Bir tanesi kahraman bir lider. Çünkü katıldığı savaşların çoğunu kazanmış birisi. Ama Vasa gemisi yapıldığı zamanki hükümler olduğundan dolayı da en büyük başarısızlıklarından bir tanesi o kabul ediliyor. Onu da size Vasa Müzesi'nde anlatacağım. Gamlastan turuna başladık. Buradan Gamlastan adasına doğru gidiyoruz. 3 tane minik adayı gezeceğiz. Şimdi bir de sizinle Stockholm'in etimolojisine değinelim. Rehberin anlattığına göre Stock hem İsveççe hem de Almanca iki farklı anlama sahip. İsveççe kütük, Almanca'da böyle sağlamlaştırma anlamına sahipmiş. Holm de adacık anlamına geliyor. Stockholm 14 tane
Şehir merkezinde 14 tane ada ve sanırsam 57 tane köprüye sahip. Vikingler de bu şehri kurarken, daha doğrusu korurken, adacıklar arasında, adalar arasında belli bir güvenlik önlemi aldıklarından dolayı bu aldıkları önlemler de adalar arasında özellikle şu an köprülerin olduğu yerlere odunlar koyarak eğer başka bir gemi gelirse oradaki suyu çekmek ve gemileri odun üstünde bırakmak üzerine olduğu için Stockholm adının da oradan geldiğine inanılıyor. Tabii şehirlerin isimleri hakkında her zaman birçok efsane vardır. Sizin bildiğiniz farklı bir efsane varsa benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Royal Palace'ı arkama aldım ve ilerliyorum. Bu şu an bulunduğum minik meydanı haberlerde veya sosyal medyada daha önce görmüş olabilirsiniz. Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta'nın protestolarını yaptığı yer burası. Hemen arkamda da parlamento binası var. Both set of the streets of Gamlasan. It belongs to a time in which they were just adding layers of city as soon as they needed the space, right? And they had that cheap. İçinde bulunduğum meydana o minik geçitten geçtikten sonra varabiliyorsunuz. Parlamento üyelerinin konaklayabildikleri konuk evi diyeyim burası için. Tabii ki de burada konaklamak zorunda değiller. Hepsi de burada konaklamıyor. Hepsinin tabii kendi evi de olabilir veya şehirde bir otel veya Airbnb de tutabilirler farklı şehirlerden geliyorlarsa. Ama Stockholm'de eğer ücretsiz konaklamak isterlerse burada konaklayabiliyorlar. Tabii işin ilginç yanı burada konaklayabilmeleri değil, bizim buraya çok rahat bir şekilde güvenliksiz olarak girmemiz. Bir de isterlerse parlamento üyeleri farklı şehirlerde ev de tutabiliyorlar. Ancak devlet bunun sadece 700 euroluk kısmını ödüyormuş. Üstelik eğer eşinizle veya farklı birisiyle kalacaksanız parlamento üyesi olarak bunun yarısını da sizin ödemenizi bekliyormuş. Rehberimiz espri bir dille devlet burada sizin balayınızı ödemez dedi. Güzel bir bilgiydi. Bunu da espriyle süsledi. Gamlestan'daki turumuza devam ediyoruz. Şimdi Gamlestan'da şu an bulunduğum caddenin adı Stora Nigatan. Stora büyük anlamına geliyor. Ni yeni, hani Latince'de novi, nuova falan filan oradan hatırlayabilirsiniz. Gatan da cadde demek. Gamlestan'da eğer bulunduğunuz caddede karşı tarafı böyle komple rahat bir şekilde caddenin sonunu görebiliyorsanız bu caddenin yeni olduğu anlamına geliyor. Tabi bu ara sokaklardan bahsetmiyorum size. Ama bulunduğunuz cadde hafif bombeli ise Gamlestan'ın eski şehir özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. O hafif bombeli, sonunu göremediğiniz, sadece 20-30 metresini görebildiğiniz caddeler Gamlestan'ın eski yapısına uygun olduğunu gösteriyor. Bu arada Birsu'yla marketleri gezerken size aktarmayı unuttuğum bir şey vardı. Burada bütün alkol satışları devlet kontrolünde. Sanırsam %3,5 ama yanlış söylüyorsam şu an ekranda görüyorsunuzdur. Bu oranın üzerinde olan alkoller Sistem Bogulet galiba öyle bir adı vardı. O isimli dükkanlarda satılıyor devlet kontrolünde. Şimdi rehberimiz bize bu dükkanı tavsiye etti şekerler için. Girelim bakalım içeride ne var. Gamlestan'da daha önceden uygulanan değişik bir vergi varmış. Bu vergi binalarınızda ne kadar pencere varsa ona bağlı olarak bir vergi ödüyormuşsunuz. Tarih boyunca bu yasa devreye girmiş, sonra ayrılmış vesaire derken. Sonrasında buna binalarda yaşayanlar değişik bir çözüm bulmuşlar. Arkamda görmüş olduğunuz binada iki tane çakma pencere var. Boyanmış bir şekilde. Gerçekten pencere değil, görüntü bozulmasın diye boyamışlar. Ama normalde orada pencere olmadığı için vergiden kaçılmak istenmiş. Herhalde Stockholm'un en dar sokaklarından bir tanesiniz. Geçit desek daha doğru olur.
Bu arada bahsetmiştim, Stockholm'da 54 tane köprü var. Kanallar da var tabii ki de. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bir rota içerisinde kanal turu yapabilirsiniz. Biz yapmayacağız ama olur da sizin ilginiz varsa diye söyleyeyim. Bugün biz bir suçla sabah farklı programlar yaptık. Ben tura katıldım. Sen de mağazaları, dükkanları ve meydanları gezdin. Ben şimdi rehberden aldığım bazı birkaç bilgiyi sana satmak istiyorum şu an. Hazırım. Eğer hazırsan. Dün akşam hava nasıldı? Çok soğuktu. Peki ayakların hiç üşüdü mü? Üşümedi. Tamam. Bir de bir soru daha soracağım sana. Bilgiyi daha akılda kalıcı hale getirmek adına. Burada ellerini yıkadığın zaman veya işte duşa girdiğin zaman sıcak su nasıl bir hızla geldi? Bayağı hızlı geldi. Hatta bugün bir yerde ben lavaboyu kullandım. Orada elimi yıkarken de suyun ne kadar sıcak ve çabuk geldiğini düşündüm hakikaten. Şimdi bunun arkasında şöyle bir şey yatıyormuş. Stockholm'de şehirde yerin altına sıcak su boruları döşemişler. Bu halka hem çok hızlı sıcak su ulaştırmada hem de yol üstünde herhangi bir donma olmaması adına yer yüzeyinde bir sıcaklık yaratıyormuş. Bunun sebebiymiş. Yani kombi gibi böyle sen suyu açıyorsun o evde ısıtıyor gibi değil. Zaten su hali hazırda şehir altında dolaştığı için eve de veya işte restoranında çok hızlı bir şekilde varıyormuş. İsveç'in, Stockholm'un en fazla ziyaret edilen müzelerinden bir tanesindeyiz, Vasa Museum. Müze adını arkamda görmüş olduğunuz savaş gemisinden alıyor. 3 yelken direkli bir kalyon gemisi. 17. yüzyılda denize açıldıktan sadece 1300 metre sonra batan bir savaş gemisi. Peki ne olmuş da bu savaş gemisi ve bu müze İsveç'in, Stockholm'un en fazla ziyaret edilen müzelerinden bir tanesi olmuş? Gelin müzeyi sizinle beraber gezelim. Instead, gaze into the past and see an age when Scandinavian sails all over the known world here. Frösala Farm. I've inherited the estate from my ancestors. The Motslob! Don't you worry, Sigrid. I see hunger. He had to borrow leather and slaves from my cousin. Şimdi ana cadde üstündeki bu hamburger ve barbeküye geldik. Burayı deneyeceğiz. Yol üstünde kaldığı için bizim de şu an vakitle alakalı bazı sıkıntılarımız var. Burayı daha önce görmüştük. Bir deneyelim dedik. Çok açız. Sorun nereye gidiyorsunuz diye hiçbir yere. Yani daha doğrusu nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Her yere. Burada metro istasyonları çok güzel diyorlar. Metro istasyonlarına bakmaya gidiyoruz. Viking Müzesi'nden şehir merkezine tramvayla döndük. Burada da aynı Londra gibi kredi kartınızı akbil olarak kullanabiliyorsunuz. İlave bir kart almanıza gerek yok. Ve kullandığınız kartla 75 dakika boyunca transfer, aktarma yapabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Biz şehir merkezine döndük. Bir şeyler yedik. Sonrasında 75 dakika daha bitmemişken dedik ki Stockholm'un o güzel metro duraklarını gezelim. Sentral durağından, merkez durağından şimdi stadyona geldik ve stadyonu göstermek istiyorum size. Şimdi tekrardan Sentral istasyonuna döndük. Buradaki o güzel parçayı, güzel eseri ben şimdi gördüm uzaktan. Bunun için de mavi hattın olduğu yere gelmeniz gerekiyor. İki kat aşağı iniyorsunuz. Sonrasında yürüyen merdivenlerde devam ediyorsunuz. Ardından da karşınıza çıkacak.
elimle alman gerekiyor. İstediğini al, hepsi aynı. Al al. Güzel mi? Güzeldir herhalde, öyle dediler. Bir de Stockholm'un ikinci el dükkanları çok meşhurmuş. Şu an ekranda burada yaşayan biri tarafından verilmiş tavsiye listesini görebilirsiniz. Ancak tabii 48 saatliğine biz bu şehre geldik. Her ne kadar bu ikinci el dükkanlarına gitmek istesek de vaktimiz buna el vermedi. Kısmetse bir sonrakine gideceğiz. Eğer olur da siz bu listedeki dükkanlara giderseniz ve beğenirseniz bizimle tavsiyelerinizi veya varsa eleştirilerinizi paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da takip etmiyorsanız hesabım Oğulcan Tatar'ı takip edin. Çünkü bazen hap bilgileri oradan paylaşıyorum. Aynı zamanda buradan da kanala abone olmayı, varsa sorularınız sormayı da unutmayın. Unutmayın, eklemek istedim. Yani en lezzetli balığını arkadaşım Kaan'a yedirmek üzere şu an Stockholm'dan alıyorum. Son damlasına kadar yedireceğim sana. Biz otelden ayrılıyoruz şimdi. Hadi gelin bir de otelin yorumlarını sizinle paylaşayım. İlk önce Stockholm'da Radisson Blu'yu neden seçtim ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle Avrupa'da veya herhangi bir yerde çok kısa süreli seyahat edeceksen otelin hem toplu taşımaya hem havalimanından ulaşımının kolay olmasına çok önem veriyorum. Aynı zamanda manzaranın da güzel olması çok önemli. Çünkü çok az kaldığınız bir zaman diliminde manzaranın da odada tadını çıkarmak keyifli oluyor. Otelin kahvaltısını deneyimleyemedim ama benim için müthiş bir konaklama deneyimi sundular. Manzarası zaten şahaneydi. Odalar tertemizdi. Bir daha gelsem bence burada bir yine konaklayabilirim. Türkiye'den herhangi bir hava yolunu buraya koymamışlar ama eğer Arlanda Express'le havalimanına gidecekseniz ve bu ülkelerden veya bu hava yollarından bir tanesini kullanacaksanız self check-in'inizi burada yapabilirsiniz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ekrandan da yine trene gidebiliyorsunuz. Stockholm ana tren istasyonunun hemen içinde burası. Stockholm Arlanda Havalimanı çok beğendim. Sadece biraz büyük geldi bana. İstanbul Havalimanı kadar büyük olmasa da. Bir de İstanbul'a gitmek için geçeceğiniz kapılardan sonra, pasaport kontrolünden sonra pek kafe yoktu. Biz de biraz bir saat erken geldik. O yüzden pasaporttan geçmedik. Şimdi Eatery diye bir yerde oturuyoruz. Şöyle bir sandviç aldım ben.